Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, Kur'an'ı anlamaya yardım eden temel kurallardan bir tanesi şudur. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ayetleri belli bir sebepten dolayı inmiş olsa bile kıyamete kadar ki bütün Müslümanlar için genel hüküm taşır. Bu ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabıyla ilgili özel bir olayı anlatıyor olsa da ayet, Müslümanım diyen herkes o ayete muhataptır. Veya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'la ilgili, Karun'la ilgili bir şey naklediyor. Karun böyle yaptı, Firavun böyle yaptı diyor. Ona şöyle ceza verdik, böyle hükmettik buyuruyor Allah Teala. O sözü söyleyen kıyamete kadar kim varsa o Karun, Firavun kimse artık o ayetteki hükme muhatap olur. Bu Karun'la ilgili ayet, Firavun'la ilgili ayet deyip Müslüman o ayeti bir kenara itemez. Nasıl Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayeti okuyup sevap kazandı, sen de Ebu Bekir ondan sevap kazandı diye okuyup sevap kazanmayı umuyorsun. Yani ayetin sevabı Ebu Bekir'e ait, Ömer'e ait, bize kalmadı sevap demiyorsun. Kur'an onların da Kur'an'ı, bizim de Kur'an'ımız diyoruz. Aynı şekilde her ne kadar ashab-ı kiramla ilgili bir olay üzerine inmiş olsa bile ayetler, kıyamete kadar Kur'an'a iman eden herkes için bu hükümler aynıdır. Bu bir kuraldır. Filancanın isminin o ayette geçmesi, o ayetin bağlayıcılığının sadece onun için olduğunu göstermez. Kim Müslümansa, kim Kur'an'a iman ediyorsa, bu ayet onun için de geçerlidir. O hüküm onu da bağlar. Metüsena yaptığında, cenneti vaat ettiğinde Allah Teala da böyledir. Tehdit ettiğinde, yasak getirdiğinde, cehennemi anlattığında da hüküm böyledir. Yani Kur'an her ne kadar bir isim zikrediyor olsa bile, hükümleri geneldir. Bütün Müslümanlar içindir. Bu tefsir ilminin en temel prensiplerinden bir tanesidir. Eğer böyle bir prensip koymazsak, o zaman Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı Ebu Bekir için, bir kısmı Ömer için, bir kısmı filan sahabe için, bir kısmı Karun için, bize Fatiha'dan başka bir şey kalmaz. Böyle bir yanlışlık, böyle bir cahilce tutum olmamasın, sağlansın diye, alimlerimiz bu kuralı gündeme getirmişlerdi. Tefsir okumanın da, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet anlamanın da temel prensiplerinden bir tanesi budur. Şimdi inşallah biraz sonra ayrıntılarını anlamaya çalışacağımız Hucurat suresinden ders çıkarmamız için bu kuralı zikretmem gerekiyordu. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in en son inen surelerinden birisi Hucurat suresidir. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinin 9. senesinde inmiş bir suredir. Yani vefatına çok yakın zamana aittir. Müfessirler bu sureye Ahlak suresi, Edep suresi ismini de vermişlerdir. Ama asıl ismi Hucurat suresidir. Hucurat, hücre kelimesinin çoğuludur. Odalar demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımları, annelerimiz Mescid-i Nebi'nin arkasında odalarda kalıyorlardı. Her hanımının bir odası vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de
o odalardan bir tanesinde, hangi hanımının yanındaysa orada bulunmuş oluyordu. O odaların önünde köylü Müslümanların Peygamber aleyhisselam efendimize hitap edişini ayıpladığı için Allah Teala, odaların önünde o terbiye dışında konuşanlar anlamında ikazlar ihtiva eden ayetler indirdi. Bu sebeple bu surenin adı da Hucurat suresi olarak kondu. Allah Teala'nın muradı, hikmetine binaen. Kardeşler, bu sure İslam terbiyesinin, ahlakının en temel kurallarını zikreder. İşte bir Müslümanın burnunu nasıl temizleyeceği, tırnağını nasıl keseceği, misafire nasıl hoş geldin diyeceği gibi konular. Evet, ahlaki konulardır. İslam o konuda da bize yön vermiştir. Ancak ahlakın en temel kuralları vardır. Misafire hoş geldin deme tarzı, büyüklerin yanında ayak uzatıp uzatmamak ahlakın konusudur ama dalın dalın dalıdır. Son uçtaki konulardan biridir. Ahlakın bir de kökleri vardır. En büyük ahlak kuralı Müslümanın Allah'a ve peygambere karşı terbiyesinden oluşur. Allah'a karşı, peygambere karşı terbiye sıkıntısı bulunanın misafire hoş geldin demesi veya dememesi bir şeyi değiştirmez. Peygambere karşı terbiyeden barajı geçememiş bir insan için filanca ile ilişkisinden dolayı asla biz ahlaklı vasfını kullanamayız. Ahlakın temelinde Allah vardır. Ahlakın esasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Öbür nezaket kuralları Müslümanın gözünde en temel ilkeleri örtecek çapta asla olamaz. En büyük kural, ahlakta en önemli kural, Allah'a ve peygamberine karşı terbiyedir, ahlaktır. Hucurat suresinin ilk 5 ayetinde bu büyük hakikatler var. Şimdi bunları inşallah öğrenmeye çalışacağız. Kardeşler, biraz önce giriş yaparken dedik ki, ayetler bazı sebeplerle, Allah'ın hikmetinden dolayı bazı sebeplerle indi. Bir olay oldu. O olayı Allah-u Teala sebep yaparak filan filan ayeti indirdi, şu sureyi indirdi. Bu genel olarak değil ama bazen de herhangi bir olay olmadan da Allah-u Teala ayetler indirdi. Burada biz bu kuralda, yani Allah-u Teala'nın bazı olaylar üzerine ayet sure indirmesinde hangi açıdan kendimize ders çıkarıyoruz? Her ne kadar A veya B olayından dolayı bu sure, bu ayet indiyse de, Kur'an benim kitabım olduğu için bu ayet A ve B için inmiş olsa bile hükmü beni de bağlıyor diye düşünüyoruz. Şimdi kardeşler, burada biz özellikle kendimize ders çıkarma açısından bu surenin ilk 5 ayetini önümüze koyduk. Olayın aslında başka şeyler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda yapılmış bazı yanlışlıklar var. Bu yanlışlıkları yorumlamak, düzeltmek, terbiye etmek için Allah-u Teala Hucurat suresini indirmiş. Ama biz kendimize imanımızdan dolayı, Kur'an'ı kendimizin kitabı, önümüzü aydınlatan projektörümüz olarak gördüğümüz için, ayet kimin için inerse insin, ben kendime ders çıkarırım. Burada iki ayrı olaydan söz edecek. Birincisi kardeşler, ümmeti Muhammed'in en büyük iki insanı olan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma ile ilgili bir olay var. Bu ayetlerin, Hucurat suresinin birinci ayetinin iniş sebebiyle ilgili konuşuyoruz. Beni Temim isimli
bir kabile yeni Müslüman olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beni Temim denen kabileye bir görevli tayin edecek. Yani vali veya temsilci tayin edecek. Bu Beni Temim yetkilileri kabilede Medine'ye gelmişler. Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kimi görevli göndereceğini bekliyorlar. Mescid-i Nebi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. O arada ashab-ı kiram da huzurunda oturuyorlar. O mübarek meclisteler. Kim Beni Temim'e vali veya temsilci olarak gönderilecek diye bir kulis var. Diyelim modern deyimimize bir kulis yapılıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ümmetin en büyüğü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en vefakar dostu, ilk insan ve ebedi dost, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicret arkadaşı, canına can katmış, çocuğunu, malını, her şeyini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme feda etmiş insan, büyük insan. Bunun vasıfları, Ebu Bekir'in vasıfları üzerinde konuşmak vakit israfı. Ümmeti Muhammed'in bildiği bir insan, Allah ondan razı olsun. O mecliste demiş ki, Kaka bin Ma'bed isimli adam, Ensar'da, ashab-ı kiramdan bir tanesi, bunu gönderelim, bu uygundur diye kendi kendine fikir üretmiş. Aynı mecliste bulunan Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ümmetin mülhem adamı, ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ikinci büyük adamı, o da demiş ki o kabileye Akra bin Habis denen adam daha uygundur demiş. Yani birisi Kaka olsun demiş, öbürü de Akra isimli adam olsun diye fikir yürütüyorlar, kulis yapıyorlar kendi aralarında. Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'e dönmüş, demiş ki Ömer, senin işin hep bana itiraz etmek mi demiş. Ben şimdi öyle dedim diye sen niye başka adam söylüyorsun demiş. Ömer de dönmüş, demiş ki ya ben sana inat olsun diye demedim. Bana göre bu adam daha uygundur. Senin derdin bana inat etmek demiş. Ya değil, sen bana inat için söyledin derken tartışmışlar. Sesleri yükselmiş. O esnada sesleri yükselmiş. Şimdi kardeşler, böyle bir olay oldu. Allah-u Teala henüz Hucurat suresi inmemiş. Peygamberinin huzurunda, peygamberin ne dediğine bakmadan, siz ne diyorsunuz diye görüşlerini sormadan, bunlar kendilerine göre kanaat belirtmeye çalışmışlar. Bunu Allah Teala nasıl yorumlamış bakınız. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih, Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Vettakullah, Allah'tan korkun. İnnallaha semî'un alîm, Allah sizin konuştuklarınızı duyuyor, ne yaptığınızı biliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la terfa'u asvatekum fawka savtin nebi, peygamberin sesinden yüksek sesle konuşmayın. Ve la techaru lehu bil kavli, peygamberin yanında bağırıp abartılı konuşmalar yapmayın. Kecehri ba'dukum li ba'din, birbirinize konuşur gibi konuşmayın peygamberin yanında. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun, yoksa farkında olmazsınız da eski yaptığınız bütün iyilikleri sileriz, Allah buyuruyor. Bu silmek tehdidi kime geldi kardeşler? Ebu Bekir ile Ömer'e. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ, sakın peygamberin yanında ulu orta konuşmayın. O sizin arkadaşınız değil. اَنْ تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, farkında olmazsınız amelleriniz gider. Hani o mağarada ikinin ikincisiydin ya sen. Hani 40. Müslüman oldun diye Kabe'de çıkıp İslam'ı ilan etmiştin ya. Hani hicret ederken karısını dul bırakmak isteyen peşimden gelsin demiştin ya. Hani kızını, oğlunu, her şeyini Allah'a adamıştın ya. Hani üzerindeki gömlekler hariç, hatta o bile Allah'a infak olarak vermiştin ya. Bu kadar güzellikler var ya.
Hani ilk ayetler senin üzerine inmişti, sen okumuştun ya, en tahbata amalukum. Bunların hepsini sileriz peygamberin önünde yüksek sesle konuşursanız. Bukhari'den hadis okuyorum. Nesai'den hadis okuyorum. Tirmizi'den okuyorum. Menkıbe değil, hikaye değil. Bu ayetin iniş sebebini İmam Bukhari böyle açıklıyor. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Ne yapıyorsunuz siz? Peygamberin yanında nasıl konuşursunuz? Size sormadan siz niye konuştunuz? Kardeşler, sünnetin zamanı geçti diye bir şey söylememiş. Bu sünnet önemli değil dediği yok. Daha farzı bitiremedik, nafilelerle nasıl uğraşayım demiyor. Sorun o sorun değil. Dert ne? Bir itiraz da yok. Kendi aralarında Ahmet mi olsun Mehmet mi olsun konuşuyorlar. Ya sen niye benim dediğime itiraz ediyorsun derken ettim etmedim 3-5 kelimelik tartışıyorlar. Yanı başlarında oturan peygamber aleyhisselama saygısızlık olacağını kabul ediyor Allah. Ve cevabı ne Allah'ın? En tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Hiç bilmezsiniz de geçmişinizi siler Allah. Sen önceden çok iyi alimmişsin. Çok kitaplar yazmışsın. Çok hizmetler yapmışsın. Bir saygısızlığın yakalanırsa peygamber aleyhisselama gittin. Öyle otel odalarında oturup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi üzerinden cünüp papazlarla pazarlık yapamazsın. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Radyolara, televizyonlara çıkıp sakalı hafif göremezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti için o zamanın şartlarına uygunmuş, bu zaman daha yoğun işlerimiz var diyemezsin. Sen bilgisayar çağını, internet çağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ezmek için kullanamazsın. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Hacılığına güvenip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden üstün bir iş hissedersen sen. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Değil senin hacı amca olman veya herhangi bir şekilde filan cami derneğine üye olman. Ebu Bekir bile olsan affın yok Allah katında, silinirsin. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. Siz peygamber aleyhisselamla arkadaşınızla konuşur gibi konuşuyorsunuz. Ben de böyle düşünüyorum. Nasıl dersin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sen? O bir insan mı senin karşındaki? O Muhammed bin Abdullah. Tamam. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Doğru. Ama taşlar arasında inci mercan o. O senin gibi bir insan ama Allah'ın adına konuşan insan. O konuştuğu zaman bana göre nasıl olur? وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. Peygamberle öyle arkadaşlarınıza konuşur gibi konuşmayın diyor Allah Teala. Bu ayeti dinleyelim. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ rahmetullahi aleyh rivayet ettiği hadisinde diyor ki bu 9. yılda indi bu ayet. Şu akra mı olsun kaka mı olsun diye tartıştıkları konu. Yumruk yumruğa girmediler. Kavga etmediler. Ya niye bana itiraz ediyorsun? Etmiyorum. Ediyorsun, etmiyorum. 4 kelime çıktı ağızlarından. Ama Resulullah'ın yanında. Ondan önce konuştular aleyhissalatü vesselam. Allah onları en tahbata amalukum ve entum la teş'urun diye ikaz etti. Ve la teş'urun ve entum la teş'urun, anlamazsınız. Hacıyım zannedersin, hocayım zannedersin, gitti dosyalarda hiçbir şey yok, haberin yok. Sıfırlanmışsın sen. Ebu Bekir olmak bile terbiyesizliğe müsait olmamayı gerektiriyor. Ebu Bekirsin diye bile haddi aşamazsın. Ömer bile olsan haddi aşmayacaksın. وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ diyor ki İmam Tirmizi
rahmetullahi aleyh rivayet ettiği hadisinde Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar ne dediği anlaşılmayacak kadar sessiz konuştu bundan sonra diyor. Dersini aldı, ibretini aldı. Bu ayeti tekrar dinleyelim. Allah kime ne diyor dikkat edelim. وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geçmeyeceksin. Geçirmeyeceksin. Hadis kitabını gazetenin bulunduğu masaya koymayacaksın. Sana bu Resulullah'ın sözüdür, hadistir dendiğinde ama filanca hoca böyle diyor demeyeceksin. Yoksa bütün yaptıkların boşa gider, Allah diyor. Sabit bin Kays isimli bir sahabi var. Yaşlı, kulakları az duyan bir sahabe. Bu ayet indikten sonra, Buhari ve Müslim'de hadis-i şerif olarak görüyoruz. Bu ayet indikten sonra, bu sahabeyi birkaç gün Efendimiz Aleyhisselam görmemiş. Sabit'i görmüyorum, nerededir demiş. Bir sahabe demiş ki, bakayım geleyim ya Resulallah demiş. Gitmiş, Sabit bin Kays'ın evine gitmiş. Bakmış adam evde oturuyor. Sabit neredesin, Resulullah seni arıyor demiş. Sabit helak oldu, ne yapacaksınız Sabit'i demiş. Resulullah merak ediyor, neredesin demiş. Benim hakkımda inen ayeti duymadınız mı demiş. Ne ayetindi senin hakkında demiş. Allah benim bütün yaptığım ibadetleri, iyilikleri sildi, ben ne yapacağım bundan sonra demiş. Ne biliyorsun sildi demiş. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun dedi ya Allah. Meğer bu zavallı kulağı ağır duyduğu için yüksek sesle konuşuyor. Yani sağırlar kendi duymadığı için karşısındakini de öyle zannedip yüksek sesle konuşuyor. Ben Resulullah'a kaç kere soru sorarken yüksek sesle sordum. Ben gittim helak oldum demiş. Ben artık cehennemlikim demiş. Koşmuş o sahabi gelmiş ya Resulullah, Sabit bin Kays böyle diyor demiş. Çok üzülüyor. Resulullah'ın yanında yüksek sesle konuştum. Bu sünnet canım, farzları daha yapmadık dememiş. Bu hadis İbn-i Mace'de canım dememiş. Bu kadar da aşırısı olur mu dememiş. Resulullah sinirlendiği için öyle dedi dememiş. Soru sorarken yüksek sesle sormuş. Sağır olduğu için duymuyor. Karşısındakini de duymuyor zannetmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ona müjde edin. O cennet ehlidir, ateşlik değildir demiş. Zaten Allah'ın aradığı buydu. Titizliğin var mı senin? Peygamber'e karşı edepte hassas mısın sen? Sağırlar, özürlü bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yüksek sesle konuştuklarından dolayı kendilerini cehennemlik zannetmişler. Sadece İmam Hatip Lisesi okuduğu için Müslümanların bursuyla, zekatıyla, deri paralarıyla bir yolla ilahiyat fakültesinde görev aldığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i arkadaşı zannedip ben de böyle düşünüyorum diyenler acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı yaptıkları bu terbiyesizliği ellerindeki ünvanlarıyla kıyamet günü örtebilecekler midir? Hadis hocası olmuş güya, tefsir hocası olmuş. Ebu Bekir olsan ne olacak peygambere terbiyesizlik yaptıktan sonra? Ömer bile olsan işe yaramıyor. Ama Sabit bin Kays imtihanı kazandı. Hiçbir suçu olmadığı halde, masum olduğu halde kendisini suçlu hissetti. Peygambere yüksek sesle soru sormayı bile edepsizlik olarak Allah'ın cezalandırıp onu cehenneme koyacağını düşündü. Korktu, endişe etti, imtihanı kazandı. Ya gençler düşünsün, bana göre değil bu iş deseydi imtihanı kaybedecekti. Onun için de Allah ayet indirdi. İnnellezîne yaghuddûne asvâtuhum 'inde Rasûlillâh. O peygamberin yanında seslerini kısanlar var ya. Peygamberdir bu. Bu Allah'ın temsilcisidir. Bunun yanında böyle konuşulmaz diye düşünenler var ya.
اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى Onlar imtihanı kazandılar. Onların kalpleri sağlam. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجُرٌ عَظ۪يمٌ Onlar için büyük bir mağfiret var. Büyük bir ödül var Allah katında. Peygamberdir diye sesini kıstı ya. Bu misvaktır. Bu Medine'den geldi. Ağaç parçası ama Resulullah'ı hatırlatıyor diye. Onu öperek karşıladı ya. Bu sünnettir deyince tüyleri diken diken oldu ya. Bu Resulullah'ın hatırasıdır deyince gözleri yaşardı ya. Resulullah'ın hadisi okunuyor, anlamasam bile ben dinleyeyim dedi ya. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتِحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah onların kalbinin imtihanını kazandırdı. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجُرٌ عَظ۪يمٌ Büyük bir mağfiret, büyük bir ödül onlar içindir. Kimler için? Cihad edenler için, çok cami yaptıranlar için, binlerce burs veren için değil, Resulullah deyince boynu bükülen için. Sünnet deyince ayaklarının feriti kesilen için. Medine'ye giderken huzur içerisinde kendisini cennette hisseden için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başından gelinini telefonla arayanlar için başka şeyler var. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Sen Resulullah'ın mescidinden telefon edip tuttuğun takımın maç sonuçlarını soracaksın. Sonra da hacı diye İstanbul'a geri geleceksin. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Yüksek sesle Kur'an okumayı bile ashab-ı kiram ötleri patladı. Peygamber aleyhisselamın kabri şerifi burada diye. Ashabın yüksek sesle Kur'an bile okuyamadığı yerde senin cep telefonun çalıyor hacı efendi. Resulullah'ın hadisleri okunurken senin cep telefonun susmuyor. Telefonunu bile kapatamıyorsun. Ama bazıları da hadis okunacak diye o gün bayram hazırlığı yapıyor. Benim evimde Riyaz-ı Salih'in okunacak diye o gün evlerinde düğün hazırlığı yapanlar da var. Onlar kim? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتِحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah'ın kalplerini peygamber sevgisiyle imtihan ettiği adamlar onlar. Peygamber sevgisinden barajı geçtiler. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظ۪يمٌ Şimdi bu ayeti dinleyelim. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ Hadis, hadis, Resulullah'ın sözü. Resulullah konuşmuş. Ebu Hureyre'si, İbni Mesud'u, Enes'i bize nakletmiş. Müslüman dinlerken, ayak ayak üstünde mi dinler? Hadis dinlerken Müslüman, bizim caminin imamı böyle dememiş miydi der. Müslüman hadis dinleyince, sıcak bir günde soğuk bir su içen insan kadar mutlu olur. Böyleyse imtihanı kazanmışızdır. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتِحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Bunlar imtihanı kazandılar. Hiçbir hatası olmadığı halde, doğal bir sıkıntıdan dolayı, kulağı duymadığı için yüksek sesle konuşan Sabit bin Kays bu imtihanı kazandı. Ama Riyaz-ı Salih'ini okumaya vakit bulamayan, Buhari'yi gazete haberi zanneden imtihanı kaybetti. Kazananlar İmam Bukhari'nin hayranlarıdır. İmam Müslim'in hayranlarıdır. Ebu Davud deyince duygulananlar kazandılar. Tirmizi deyince Resulullah'ın derslerini anlatan kitap diyenler kazandılar. Ama Bukhari'yi ansiklopedi zannedip kütüphane ziyneti olarak kullananlar kazananlardan değil. Onlara mağfiret vaadi yok. Onlara büyük ödül vaadi yok. Kime Allah'ın ödül vaadi var? Resulullah'ın hadislerine sahip çıkana. Medine'ye girerken hareketlerine bile dikkat edenlere karşı. İmam Malik rahmetullahi aleyh, ümmetin büyüklerinden senelerce, 50 seneye yakın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde hadis okudu, okuttu. Bu 50 senelik yaşadığı hayatın 50 senelik zamanında bir defa ata ve deveye binmemiş Medine'de. Sebebi sorulduğunda da çok basit bir cevap vermiş. Altında, toprağın altında Resulullah varken hayvana binilir mi bu topraklarda demiş.
Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabri başında, onun sünnetinde, tıpkı onu sağlığında, sıhhatinde görür gibi görememek bir afettir. Allah'a sığınırız bu afetten. Şimdi Allah'ın imtihanı kime kazandırdığını tekrar dinleyelim. Gördün, iki kat oldun, elini öptün. Caminin imamına hürmet ettin. Sana ders veren hocaya hürmet ettin. Bu ayet onlardan bahsetmiyor. Hadis okunurken damarlarındaki hareketlilikten bahsediyor. Hangi gözle Resulullah'ı görüyorsun sen? Sana göre kim Resulullah? O cennetteki hurilerden bahsederken, sen hala çarşafına rağmen, tesettür adlı kıyafetine rağmen, niye bu huriler hep erkeklere veriliyor, kadınlar cennette de mi zulüm görüyor diyen bir kadınsan, bu ayet senden bahsetmiyor. Sen Sabit bin Kays'ın izinde değilsin. Giydiğin çarşafa yazık, taktığın başörtüsüne yazık senin. Sen hala Resulullah'ın cennetten vaat ettiği şeylere bile imanın yok. Sen kalbi imtihan kazanmış bir Müslüman değilsin. Lehum mağfiretun ve ecrun azim senin için değil. Çünkü Ebu Hureyre sana cennetten bahsederken, Enes İbni Malik cennetten bahsederken, sen hala kin ve hasedinle, hala feminist duygularınla Resulullah'ı dinliyorsun. Yazık senin başörtüne. Yazık senin giydiğin çarşafa. Senin kalbinde imtihan sıkıntısı var. Dinle bak Allah ne diyor. Ulaikellezine imtihanallahu kulubuhum littakva. Allah onların kalplerini takva ile imtihan etti. Ne demek takva ile imtihan etti? Tamam, Müslümanlık var ortada. Namaz kılıyorsun. Doğru. Çocuğunu yazın camiye gönderdin. O da doğru. Takva düzeyinde değil. Problemli kalp yaşıyorsun sen. Senin kalbinde problem var. Tamam, Müslümanlık var elhamdülillah. Ama bu Müslümanlık, kazara televizyonda birisi filan hadis uydurmadır dese balıklama atlayacağın bir hatadır. Sen hala ümmeti Muhammed'in 1400 senedir üstün tuttuğu, Ebu Hureyre'nin hadisi diye saygı gösterdiği şeyi sen profesör kılıklı birisinin inkar etmesini bekliyorsun. Kazara biri bu hadiste şüphem var dese, sen hemen dalacaksın peşinden. 1000 senedir bu ümmet bu kitabı okudu. Bukhari'ye 1000 senedir itiraz edilmedi de, Müslümanlar çocuklarını papazlardan ilahiyat doktorası yapmak için Amerika'ya gönderdiğinden beri mi Bukhari'nin hayıpları bulundu ortaya? Niye sormuyorsun? Sen Amerika'da 4 sene ilahiyat doktorası yaptın. İngiltere'de tasavvuf doktorası yapmış gelmişsin sen. Hocalarından bir tanesi Müslüman mıydı? Hayatında gusül abdesti almış bir hocan oldu mu orada hiç? Hristiyanlardan, hahamlardan ve papazlardan bilmem kimlerden sen İslam öğrendin. Geldin burada İmam Bukhari ile uğraşıyorsun. İmam Müslim ile uğraşıyorsun. Senin kalbinde sıkıntı var. 1000 senedir bu ümmet yanlışta mıydı? 1000 senedir ümmeti Muhammed en şaşalı, en deptebeli günlerinde Müslim'in kitabında hata bulamadılar da sen mi buldun? Niye bu hatayı hahamlar buldu, papazlar buldu diye tereddüt etmiyorsun? Onlar kendi kitaplarını bile tahrif etmiş kimseler. Ellerindeki İncil'i ve Tevrat'ı karalama kağıdına çevirdiler. Senin Bukhari'nle, Müslim'inle, Tirmizi'nle oynasa ne olurlar? Ulaikellezine imtihanallahu kulubuhum littakva. Bu mesele kalp imtihanı meselesi. Doğru, doğru. Senin Müslümanlığın var. Buna bir itiraz yok. Ama ne melen Müslümansın ki sen? Resulullah'a düşman gibi tenkit ediyorsun. Onun Ayşe'sini konuşurken bir gazeteciyi konuşur gibi konuşuyorsun. Onun Enes İbni Malik'ini konuşurken,
O kucağına aldığı Hasan Hüseyin'i konuşurken hiç senin tüylerin diken diken olmuyor. Düşman taraftan birisinin ağzıyla konuşuyorsun. Hacca gitsen ne olacak? Sakal bıraksan ne olacak? Çarşaf giysen ne olacak? Eğer Resulullah filancaya 70 huri verecek Allah dediğinde isterse 70 bin versin, Allah verdikten sonra ne karışırım diyemiyorsan sen, ne edeyim ben senin çarşafını, ne edeyim tesettürünü, ne edeyim senin Kur'an kurslarında okuduğunu? Beynin Allah'a satılmadıktan, beynin senin peygambere kilitlenmedikten sonra sen hafız olsan ne olacak? Hafız olsan ne olur? Arapça bilsen ne olur? Rusça bilsen ne olur? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتِحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجُنْ عَظ۪يمٌ Sabit bin Kays bu imtihanı kazandı. Ama Sabit bin Kays da ilahiyat mezunu olsa kazanamazdı bu imtihanı. O da amalarla başlardı cevap vermeye. Ama ben özürlüyüm, engelliler için geçerli değil diye bir kural uydururdu. Ama kalbi berrak. Cebrail'in indirdiği ayet hemen kalbe inmiş. Kalp bakmış ki sen geçen gün Resulullah'a soru sorarken yüksek sesle sormuştun. Tamam engellisin, özürlüsün ama ya benim için de geçerliyse bu kural diye endişelenip evine kavanıp cenaze çıkmış bir ev gibi sabahlara kadar ağlarsan Allah senin için ayet indirir. İşte senin kalbin imtihanı kazanmış olur. Demek ki kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı iki düzey var. Bir, çocukları sünnet ettirdiğin için Müslüman sayılıyorsun. O sünnette de ne ettiğini Allah'tan başka bilen yok zaten. Bir de Resulullah kelimesini sonuna kadar bile söyleyemiyorsun, tüylerin hareketleniyor. Dilin tutuluyor. Gözlerin nemleniyor. Ah Resulullah diyorsun. Onun misvağını görünce bir ağaç parçası olduğu halde duygulanıyorsun sen. Onun hadislerini dinleyince yeniden iman etmiş gibi oluyorsun. Onun sevdiğini seviyorsun. O hurma sevdi diye sen de hurma tiryakisi oluyorsun. O yemeğinden önce süt içerdi diye sen de süt içiyorsun. Ne biliyorsan artık. İşte peygamber tiryakiliği budur. Sünnet hayranlığı budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak budur. İmtihanı kazanmak da budur. Kardeşler, Allah Teala'nın bu surede peygamber terbiyesiyle ilgili verdiği ikinci kural şudur. Peygamber aleyhisselam efendimizin odalarının önüne gelip Muhammed bir mesele görüşeceğiz diyenler olmuş. Bedevi, dağdan gelmiş adam. İman etmiş ama bedevi, köylü, kaba, Muhammed diye çağırmışlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed, Efendimiz evinde bulunduğu bir esnada. Halbuki kardeşler, Kur'an'da bütün peygamberlerin ismini anarak hitap ettiği halde Allah Teala, pek çok peygamberin ismini anarak hitap ettiği halde, ey Muhammed diye hitap eden hiçbir ayet yoktur. Allah, Peygamber aleyhisselam Efendimizin ismini anmaya bile kıyamıyor. Kulu olduğu halde, onun peygamberi olduğu halde, hey Muhammed diye çağırmıyor onu Allah Teala. Bu ne büyük bir sevgidir. Bu ne büyük bir seçilmişliktir. Sen daha abdestli olup olmadığın belli değil, Muhammed diye çağıracaksın. Evet, bu şimdi bizim için hemen şöyle bir teselli. Peygamber sağ değil ki zaten. Gidip de kabrinde nasıl çağıracağım ben? Öyle değil, öyle değil. Sen hadis profesörü, hoca efendi, televizyonda veya seminerde, konuşmada niye Hazreti Peygamber diyorsun? Ne demek Hazreti Peygamber? Hazreti Peygamber ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem desene. Allah Teala öyle mi diyor? Hazreti Peygamber mi deyin diyor. Dillerine sallallahu aleyhi ve sellem kelimesini yakıştıramıyorlar. Hazreti Peygamber. Hazret kelimesi Türkçedeki sayın anlamına geliyor. Sayın bakan, sayın müdür bey diyoruz ya. Arapça kültüründe böyle bir şey yok. Hazreti Peygamber, Hazreti Allah, Hazreti Şeyh, Hazreti Müdür. Herkese aynı sayın sayın, tutturdu bir sayın gidiyor herkes. Hazret yok. Hazreti Ebu Bekir değil. Ebu Bekir radıyallahu anh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Peygamberin ismine karşı sallallahu aleyhi ve sellem deyin Allah diyor.
Onu sen hazret diye daraltamazsın. Kompleksten bunu yapıyorsun sen. Hazreti Peygamber değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed değil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Farktır bu. Müslüman kalmakla kalbi takva barajını geçmiş Müslüman arasındaki farktır bu. Biri takvada bile geçmiş. Takva barajını da geçmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam denir. Ya aleyhisselam dersin ya sallallahu aleyhi ve sellem dersin. Peygamber aleyhisselamın adına yapılmış bir toplantıda bile sallallahu aleyhi ve sellem demeye üşeniyorsun. Hazreti Peygamber geldi, Hazreti Peygamber gitti. Hazreti Şeyh geldi, Hazreti Şeyh gitti. Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Peygamber aynı. Sayın diye bir kelime tutturmuş politikacılar gibi. Gelene sayın, gidene sayın. Öyle değil. Bu İslam kültürü değil. İslam kültürü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun sahabilerine de radıyallahu anh'tir. Ama İslam büyüklerine hazret kelimesi kullanılabilir. Şeyh hazretleri olabilir. Hoca efendi hazretleri olabilir. O düzeyde kelime bu çünkü. Yani bir hazret kelimesi düşünün. Alim için kullanılıyor. Şeyh için kullanılıyor. Sahabe için kullanılıyor. Resulullah için kullanılıyor. Allah Teala için kullanılıyor. Üstelik de onu da tam yazmıyorlar. H, Z, nokta. Onda bile iktisat var. Tamamını yazmaya gerek yok zaten. Yani anlıyorsun sen işte. Anlamıyorum ben. Ondan hiçbir şey anlamıyorum. Üşengeçlik anlıyorum. Sen buradan 3000 kilometre ziyareti için umreye yola gideceksin. Dönerken Hazreti Peygamber'in kabrinde durduk diyeceksin. Ya 3000 kilometre gitmiş adam. Bir sallallahu aleyhi ve sellem de ya. 3 santim bile etmez bu. Mesafe olarak. Nasıl şeytan içten içe kemiriyor, buna dikkat edelim kardeşler. Nasıl küçük bir kelimeyle oynuyor bizimle. İşte bir grup gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin odasının önünde Muhammed bir mesele görüşeceğiz dediler. Yer gök sallandı. Allah bile Muhammed diye hitap etmiyor peygamberine. Aleyhissalatu vesselam. Sen nasıl Muhammed dersin? Onun ismini ne zannettin sen? Bu sefer işte 4. ve 5. ayet indi. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurât. Şu senin odaların önünde gelip sana Muhammed diye çağıranlar var ya. Ekserhum lâ yaklûn. Onların çoğunun kafası çalışmaz. Kafasız adamlar. Peygamber'e böyle mi hitap edilir? وَلَوَ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخُوْجَ اِلَيْهِمْ Sen dışarı çıkıncaya kadar bekleselerdi, bağırmasalardı, لَكَانَ خَيْرَ اللّٰهُمْ Onlar için daha iyi olacaktı. Niye daha iyi olacaktı? Geçmişlerini kazıdılar böylece çünkü. Gitti hac. Gitti hac. Gitti hafızlık. Gitti bütün emeklerin. Gitti cami derneğine üye olduğun günlerin senin. Gitti, gitti. Sen çünkü Allah'ın adını anmaya bile kıyamadığı bir peygamberi adıyla çağırdın. Onu okul arkadaşın zannettin sen. Vallahu gafurur rahim. Ama buna rağmen tövbe eden için Allah gafurur rahimdir. Böyle bir hatayı bile affeden bir Allah var. Elhamdülillah. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurât. Peygamberin odalarının önünde böyle gelip laubali konuşanlar. Kafasız adamlar. İçkili otel odalarında oturup Peygamber aleyhisselam efendimizin şahsiyeti üzerinde şöyle mi olsun böyle mi olsun diye toplantıya katılanlar, çoğu kafasız adamlar onlar. Onlar nübüvvetleri kaldırılmış, neshedilmiş Muhammed aleyhisselamdan sonra peygamber olarak anılmayan insanlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamete kadar peygamber kalmak üzere getirilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aynı masaya oturtup bir şeker İsa'ya, bir şeker Musa'ya, bir şeker de Muhammed'e dağıtanlar. Ekseruhum la yaqilun. Onların kafaları, çoğunun kafası çalışmaz onların. Çalışsalardı milyon İsa'nın bir Muhammed etmeyeceğini anlarlardı. Eğer hadis bilselerdi, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımış olsalardı şu hadisi bilmiş olacaklardı. Musa bugün gelecek olsa, Musa bugün gelecek olsa benim ümmetim olmaktan başka seçeneği yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen nasıl şimdi
üstelik de tahrif edilmiş, elle yazılmış, uydurulmuş bir Tevrat'ı Kur'an-ı Kerim'in kardeşi gibi getirip önümüze koyarsın. Hani Kur'an asıl Tevrat'ı, asıl İncil'i de ihtiva eden bir kitaptı. Musaddikan limâ beyne yedeyh değil mi bu kitap? Öncekileri de ihtiva etmiyor mu? Papazların uydurduğu, âmların uydurduğu, yalan dolan, insanlığa zulüm ihtiva eden ayet kılıklı şeyleri getirip de bu Kur'an, bu İncil, bu Tevrat, abi kardeş yaşayalım dersin. Nerede bu abilik, nerede bu kardeşlik? Madem öyleydi Beni Kurayza'da niye doğradı onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar adam olurdu da. Hani kıyamete kadar kalacak dinle, sonra 2005 yılında, 2015 yılında öbürleriyle barışıp dünyayı ortak paylaşan din aynı mı? Ekseruhum la ya'kilun. Bunların kafaları çalışmıyor. Otel odalarında bedava yemek yiyecekler, lüks toplantılara davet edilecekler diye taviz verenler, alim bile olsa yazıklar olsun onların ilmine. Öyle ilim de lazım değil. Ekseruhum la ya'kilun. Sen abdest almaktan başka bir şey bilmeyen Müslümanların sadakalarıyla bugünlere gelmedin mi? Sen Müslümanların bursuyla okumadın mı şimdi Müslümanları pazara çıkarıyorsun? Ekseruhum la ya'kilun. Bu ayetleri de dinleyelim. İnnellezîne yunâdûneke Kardeşler, Allah Ebu Bekir'le Ömer'in, Allah herkesinden de razı olsun, küçük bir hatalarından dolayı, farkında olmadan, sürçü lisanlarından kaynaklanan bir hatalarından dolayı Hucurat suresini indirdi. Onlar bu işin ilk kurbanı oldular. Zavallılar. Ebu Bekir tam 22 yıl Efendimiz Aleyhisselam'ın ayağının dibinde durdu. 22 yıl. 22. yılda bu sure indi çünkü. 22 yıl peygambere can lazım oldu, canını koydu. Peygambere arkadaş lazım oldu, arkadaşı oldu. Ölüm pahasına birisinin mağaraya yiyecek getirmesi gerekti. Kızı Esma'yı gönderdi. Kızı o haliyle geldi. Peygamber aleyhisselama yiyecek getirdi. Mağarada yılanlarla arkadaş olmak zorunda kaldı. Ama Peygamber aleyhisselamın yanında bir kelime ağzından çıktı. En tahbata amalukum ve entum la teşhurun dedi Allah. Farkında olmazsın silerim geçmişini dedi. Silecekti de aklını başına toplamasaydılar. Geçmişin büyükse o büyüklüğe uygun da saygı yapmasını bileceksin sen. Sen dün Müslüman olan gibi konuşamazsın. Sen alim çocuğuysan, tarikat ehli, tasavvuf ehliysen, sen daha terbiyeli olacaksın. Birileri gelip Resulullah'ın şeriatını kökten kaldırıp, onun yerine şu veya bu diye başka bir sistem getirecek, sen de bu çağda uygundur diyeceksin. Sonra da geçmişin aydınlık olacak senin. Sıfır geçmişle gidersin Allah'a. Daha henüz böyle olsun diye diretme bile olmadan, sadece akra mı olsun, kaka mı olsun diye münakaşa etmek eğer geçmişi sildiriyorsa, Resulullah'ın Kur'an'ını ve sünnetini yok sayıp onun yerine bilmem neyini sen getirdin de insanlar buna itaat etsinler diyorsan sen, nasıl Allah'ın peygamberinin aşığı olduğunu iddia edersin? Senin gözyaşın kimi inandırır? Var mı böyle bir şey? Bu ümmet peygamberini nostaljik bir değer olarak seven ümmet değildir. Peygamberini ölümünde veya dirisinde sünnetinden dolayı, Kur'an'ından dolayı imanıyla seven bir ümmettir. Bir sünneti yaşasın diye 1000 can feda etmeye hazır bir ümmet olmalıyız biz.
Kur'an'ın bir ayeti değil, bir kelimesi için bile topluca helak olmaya, şehit olmaya hazır bir ümmet değil miyiz biz? Nasıl çıkıp da ümmeti Muhammed'in sadakalarıyla okumuş, burs olmuş veya bir makama gelmiş insanlar, ümmeti Muhammed'in mihraplarına, minberlerine geçen insanlar, nasıl gelip de bu ayetin zamanı değil şimdi derler? Nasıl sünnetin bu zamanda geçerli olmayan bölümü olur? Sonra da üstelik sen iyi Müslüman sayılacaksın. Halbuki Allah'ın ve peygamberinin önüne geçtin. Allah'tan önce konuştun. Peygamberinden önce konuştun. Nasıl sen Kur'an kadınlara zulmetti dersin? Dilin kurusaydı da bunu söylemeseydin keşke. Kadınlarla ilgili ayetleri nasıl okumasak daha iyi olur dersin sen? Bu Allah'ı susturmak değil mi? Peygamberi susturmak değil mi? Hani iman? Biz bir şirketin, bir firmanın malını mı beğeniyoruz? Yoksa Allah'a can ve mal karşılığı cenneti isteyeceğimiz bir protokole mi imza attık? Kardeşler, Hucurat suresi ebedi unutulmaması gereken bir ders vermiştir bize. Bu Ebu Bekir ile Ömer'in, Beni Temim ile ilgili tartışmayı yapanların veya Peygamber aleyhisselam efendimizin odasında onu Muhammed diye çağıranların hatası üzerine inmiş olabilir. Ama biz bunu teravide okuyoruz. Çocuklarımıza Kur'an diye öğretiyoruz. Bu Allah'ın kitabı. Ebu Bekir için indi, bugünkü Müslüman için geçerli. Ömer için indi, bugünkü Müslüman için geçerli. Allah Teala peygamberin odalarının önünde terbiyesizce konuşmayın, kafasızlık yapmayın dedi. Biz şimdi Bukhari-i Şerif okunurken sesini çıkarma diye anlarız bunu. Riyaz-ı Salihin okunduğu zaman tüy tüy ol, dimdik ol. Resulullah konuşuyor diye hareketlen. Kanın hareketlensin, tansiyonun yükselsin diye anlarız. Kur'an'a bunun için iman ettik. Bu ilk 5 ayetini merhum Abdussamed Hafız'dan topluca şimdi dinleyelim. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَجْهَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ Thank you.
Allah'u Rahim. O da Allah'u.